Herkese merhaba. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Yarışma tarzı bir video olacak ama yarışmamız kim kimi geçti, kim kime dokundu, kim kime vurdu, kim fazla yemek yedi tarzı bir yarışma değil. Kim en fazla çöpü toplayacak yarışması. En fazla çöpü toplayan arkadaşımız hem yarışmayı kazanacak hem de çevremiz bu yarışmadan faydalanacak. Sürekli videoları çektiğimiz Yumuktepe var. Dedik ki yani sürekli burada video çekiyoruz. Buraya bir faydamız olsun. YouTube videosu tarzında bir video çekek, çevreyi temizleyek. Ve bu kararı hayata geçirmeye başladık. Çöp poşetlerimiz var. İki gruba ayrılacağız. Mustafa Bezek ile Şişman Reis bir grup, benle Serhat bir grup. Onlar sol tarafa doğru gidecek, biz sağ tarafa doğru. Kim fazla çöpü toplarsa yarışmayı kazanacak. Daha çok zorlanmayacağız. Zaten her taraf çöp. Doldur baba. Başlıyor muyuz? Yok biz... biz önlerini başlayalım biz da. Biz önlerini göstererek dedik. Evet bakın. Bu şekilde videoya geçiyoruz. Hadi geçelim. Siz o tarafa, biz bu tarafa. Gel görelim. Önemli olan çevreyi temizlemek değil, çevreyi kirleten zihniyeti temizlemek. Yarışmayı biz kazanacağız Allah'ın izniyle. Ben kendime inanıyorum. Bu tarafta çok çöp var. Ya bir şey yok, yok hadi ya. Bu battaniye zaten bizim çöp poşetini doldurur. Abi bir harman yap. Sen korkuyor, çıkıp sıçacak. Çıkmaz annem, çıkmaz. At baba. İnşallah doğaya ve çevreye büyük bir örnek olacağız. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum hem de. Bilmiyorum, video çekmeye gelirken hep dikkatimizi çekiyordu. Bu kadar pislik değil. O taraf bak hele. Hangi taraf? Şuraya şuraya önüne bak. Rıdvan ben bunu götürürüm bence. En tehlikesi. Ağaçlar var. Ormanlık alan. Güneş ışığı çarpar. Kuru ota değer. Alev alır. Ormanlarımız yanar. Lütfen cam şişeleri yerlere atmayın. Çöpe ben, de atmayın diyeceğim de nereye atacağız? Ben okula bile eğitim görmedim. Ben bunu götürün de getirdim. Hadi Şeyh, hadi Şeyh. Yaz mı vardı mahallede? Karaları bağlamışsın. Devamı? Yaz mı var mahallede? Ulan Allah için bir durdun. Kameraman bu yokuşu nasıl çıkacak? Çık hocam. Ooo iddialıyım. Ooo. Her şey diyor. İçik yuvası. Aç abi. Tamam elinde tut. Ben seni alayım. Arkadaşlar bu videoyu beğenin. Hiçbirini beğenmeyin, bunu beğenin. Yorum yapın, tutsun. Belki diğer YouTuber arkadaşlar görür. Lan bak çevreyi temizlediler. İyi izlendi, iyi beğeni aldı tarzı düşünüp onlar da çeker. O yüzden beğenebildiğiniz kadar beğenin. Sadece buna, bundan sonrakileri beğenmeseniz de olur. İnsanlara örnek olabilmek için diyorum bunu. Bu kadar. Çek hocam, çek. Valla üçünü tava donmak üzere. Ne oldu lan, takıldın mı? Arkadaşlar burası da kazı alanı. Bu bulunduğumuz yer eskiden saraydı. Saray olduğu için sürekli burada arkeolojik kazılar yapılıyor. Burada da daha önceden bir kazı yapılmış. Herhalde ara vermişler. Böyle.
Yani normalde buralar kazı alanı. Tarihi değeri olan bir yer Yumruktepe. Çek çek bisikleri çek. Yorulduk peşi. Yapacak bir şey yok. Doğrusu ben toplamıyorum lan benim de. Sana ne oluyor? Lan büyüdü güzel arkadaşım. Şey. Bırak adamlar toplasın. Adamlar köye yenilik getirdi anasını satayım. Yapacak bir şey yok. Bir tabak mumbar kat ortaya bakayım kim kazanıyor. Aynen öyle. Gittiğimiz yol yol değil ama manzarası çok güzel. Çok güzel valla. Manzarayı da çekebilir misin arkadaşım? Sadece bizi çekmedi mesela oturuyor. Manzarayı çek. Ulan gel diyorsun da yokuş lan bura. Bura buraya niye kalsın lan? Gidelim. Özler bir yuva var. Serhat, lan, Serhat. Ha gidiyor. Yavaş yavaş yavaş. Dikkat et. Ol. Abo duvara kadar gitti. Allah'tan yuvarlanmadı. Bir şey oldu mu? Serhat, lan şura çok kirli lan. Serhat, yavaş yavaş gel bak şuralarda çok şey var. Aynen oralar çok kirli. Eğer bu video izlenirse, talep gelirse başka bir yerde de bir temizlik operasyonuna girebiliriz. Fark etmez. Tarihi olur, turistik olur. Şehir içi, şehir dışı. Aşağılara yazabilirsiniz. Mersin'in nereleri böyle çok kirli. Geliriz abi. İnsanlara eğer örnek olabiliyorsak. Heh. Ne yapıyorsun lan? Ha, çöp poşeti. İyi yaptın lan. Oo örümceğe bak şurayı yakın al gel. Hayır. Ağaçtan düştü ha. Arkadaşlar skeçlerimiz gelmeye devam edecek. Zaten 14-15 saat oldu bir skeç atalı. Yani arada böyle YouTube tarzı videolar da çekiyoruz. Çünkü hem ben skeçleri yazdığım için hem biraz kafamı dinlemek istiyorum. Şimdi diyeceksin ki kafanı neye dinlendiriyorsun? Çünkü konu bulmak, yazmak, çizmek, insanları güldürmek gerçekten çok zor. Yani bir gün YouTube tarzı bir video çekip bir gün de skeç atıyoruz. O şekilde ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Çekeceğimiz YouTube videolar da yani elimizden geldiğince iyi olmasına özen göstereceğiz. Bu kadar diyeceklerim. Yani skeçler gelmeye devam edecek. Allah'ın izniyle yarın güzel bir skeçle karşınızda olacağız. Dur ya dur. Vaa wow, makyaj malzemesi. Tarih öncesi. Sarayda kraliçenin herhalde. Sultanların çünkü toprağın içinden çıktı. Onu atma bile atma. Onu atmak bence ha. Anladım. 10 yıllar. Belki tamam ya bir şey gördüm. Dur lan bebeği daha kurcalayayım ya. Bir daha bir şey çıkabilir. Yok lan o kadar eski değil bu yabancı marka. JM. Ama bayağı eski bu hiç yoksa 10-15 yıllık vardır. Ne yapadı lan ne oldu? Bu bölge insanları bizi izliyor. Yani bu şu an bulunduğumuz yer Demirtaş Mahallesi. Buradaki hemen hemen çoğu insan bizi izliyor. Çoğu insan da burayı kullanıyor. İnşallah bu videodan sonra daha dikkatli oluruz. Yani çöpümüzü sağa sola atmayız. Daha temiz oluruz. Biz mesela skeçleri çekerken bazen bankta oturuyoruz, bir yerde oturuyoruz. Aşağıya yorumlar geliyor. Yani başka şehirden bile adamlar görüp rahatsız oluyor. Diyor ki çevreniz, etrafınız niye kirli o kadar? Yani başkaları bile rahatsız oluyorken biz neden olmuyoruz diye düşünüp bu videoyu çekiyoruz.
Eskiden ne güzel oturup tavuk yemeği arşivası yapıyorduk. Evet. Şu an kazı yapılan alanın oradayız. Burada tarihi eserler aranıyor. Kazılar yapılıyor. Sağ olsun bizim halkımız içiyor, şişelerini atıyor. Oturuyor, yatıyor. Affedersiniz, sansürleyebilirsiniz. Da var orada. Burası tarihi kazı alanı yani. Buradan hiç saygımız yok ha. Hiç. Poşet gelmeye gitti, gelsin. Şurayı da bir el atacağız. Abi kayıtlarda var zaten, göreceğiz. Kayıtlarda var. Doldurdunuz mu? Kaç poşet? Onu açamazsın. Abi orayı al. Onu açamazsın diyor. Çıksın oğlum, ne olacak? Bir poşet çıktı mı? Gel, toprak. Şişe. Toprak, Allah çarpsın toprak. Toprak olur. Valla Serhat. Bekle ben geliyorum. Şuraya. Nasıl gülüyor? Bab, nasıl oğlum? Kaybettin. Bu hepsi bu mu? Toprak Serhat. Yemin edin. Ben tek topluyorum, şişme bir şey yapmıyor. Abi bak. Allah aşkına bu ne? Toprak var bak. 2, 4, 6. Şu, abi şişe bak. Ben hemen tek topluyorum. Bak. Hocam. Nasıl yanık bari? Aç poşeti aç. Evet arkadaşlar, yarışmamız bitti. Yarışmayı çevremiz kazandı. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bir torba toprak var. 6 torba. Onun açlık oyumuz. Ben kapmadım onu. Yani yaklaşık bir 15-20 dakika sürdü bunları toplamamız. 15-20 dakikada 5 poşet pislik topladık. Bu da bizim ne kadar sorumsuz bir insan olduğumuzu gösteriyor. Ben de kendimi içine katıyorum. Genel olarak böyle bir duyarsızlığımız var. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip abone olup Şişman kanalına da abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Çöpleri de çöpe atacağız. Evet. Yani topladık, tekrar saçmayacağız. Çevreye bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi dibinde çöp var ama halayı yere atmaya devam ediyorlar. Aynı domdom. Ağırlığım kadar çöpü bana vermişsin.